Bundan 42 yıl evvel Maraş'ta katledilen canlarımızın anları önünde saygıyla eğiliyorum. Maraş'ı, Sivas'ı ve Ehlibeyt yolunda hakka yürüyen bütün canlarımızı tekrar saygıyla anıyorum. Hepinizin bildiği üzere İstanbul'da cemevi olmayan 2 veya 3 ilçeden birisiyiz. Esenler'dir. Esenler ilçemizde yıllardan beri cemevi talebimiz ve cemevini yaptırma çalışmalarımız mevcut idi. Esenler'de cemevi olması için yıllardır mücadele verilmekte, imzalar toplanmaktadır. Bizler de 2014 yılında başladığımız Esenler'de cemevi istiyoruz şiarıyla yürüdüğümüz bu yolda ilk başta yöre dernekleri platformu kurarak Alevi derneklerinin birliğini sağlamaya çalıştık. Bu talebimizi gündeme getirdik. Bunun için çeşitli etkinlikler yaptık. Muharrem ayında binlerce kişinin katıldığı aşureler dağıttık. Birlik cemlerimizi geniş katılımlı olduğundan kaynaklı düğün salonlarında yaptık. Cemevi Derneğimizin açılışını da yine binlerce kişinin katıldığı ve sanatçı dostlarımızın katıldığı açılış etkinlikleri yaptık. Basın açıklamaları yaptık, başvurular yaptık. Esenler ilçesinde bütün yasal partileri ziyaret ettik. Esenler'in mülki idare amirlerini ziyaret ettik. Esnaf odası başkanına kadar tüm kurumlara taleplerimizi anlattık. Esenler'de bir cemevi istiyoruz dedik. Açıkçası artık başka bir yol kalmadığının, hiçbir şekilde bize bir yer verilmeyeceğine inanmışken dedik ki gidelim bir yer işgal edelim, bir çadır kuralım. İşgal dahi olsa kendimiz yapalım. Biz buna karar verip kararımızı açıklamaya Esenler Belediyesi Meclis toplantısına gittik. Esenler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tevfik Göksu bize ulaşarak isteklerimizi sordu. Taleplerimizi açıkladık. Açıkça söyleyelim ki çok da beklemediğimiz bir şekilde tamam dedi. Bize söylenen bir yer vardı. O yerdeki sorunlardan kaynaklı belediye başkanı bize bu sürecin çok uzayacağını, buraya ilişkin bazı sorunlar olduğunu, o yüzden bunu da çözmek istediğini, sürecini uzatmak istemediğini dile getirdi. O bölge değil de binası hazır olan şu anda önünde durduğumuz bu yeri önerdi. Bir tadilat ile daha da hızlandırabileceğini düşündüğümüz, arkamızda gördüğünüz binayı ve bahçesini bize tahsis etmeyi düşündüğünü söyledi. Bizler de bunu kabul ettik. Evet sevgili canlar, bu arkamızda gördüğünüz yer Esenler Cemevi yeridir. Biz bugün yıllardır verdiğimiz mücadelenin bir sonucunu görmeden kıvançlıyız, mutluyuz ve gururluyuz. Biz bu süreci yürüten 3 dernek adına bunun müjdesini bugün hepinize vermek istiyoruz. Arkamızda gördüğünüz yer Esenler Cemevi yeridir ve iç tadilatı yapılmaktadır. Hepimize hayırlı olsun demek istiyoruz. Bu süreç içinde bize bir sürü iftiralar atıldı. Örneğin siz X parti veya X kişilerle işbirliği yapıyorsunuz. Sizi kandırıyorlar, sizin üzerinizden oy devşiriyorlar vesaire dendi. Biz herkese şunu söyledik ve tekrar ediyoruz. Esenler Belediyesi bizim bu konudaki resmi muhatabımızdır. Biz Esenler'deki cemevini başka bir kurumdan ya da başka bir kişiden isteme durumumuz yoktur. Tüm dünyada olduğu gibi Esenler'de de yaşayan Alevilerin ibadethane istemesi en kutsal ve en değerli hakkıdır. Bu hakkın karşılanması gerekmektedir. Esenler Belediyesi de bu noktada doğal muhatabımızdır. Bize verdiği sözleri tutmuştur ve bu noktada biz bundan hiçbir şekilde hicap duymuyoruz. Verilen sözleri yerine getirdiği için başta Esenler Belediye Başkan Yardımcımız Nihat Karataş'a, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş ve Belediye Başkanı Danışmanı Mehmet Kaya'ya ve süreçte bizlere yardımcı olan CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay'a ve yönetim kuruluna, CHP Esenler Meclis Üyesi Kemal Şahin'e destek ve katkılarından kaynaklı teşekkür ediyoruz. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim. Gerçeğin Demirehü, Esenler Anadolu Canlar Cemevi, Esenler Hacı Bektaş Veli Cemevi Derneği, Esenler Hüsnü Abdal Kültür Derneği. Pandemi koşullarında bizleri bu binanın önünde buluşturan, bizler için önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmaktır. Canlar, Alevi yolu hakkaniyetten ve bedeli ne olursa olsun doğruyu söylemekten imtina etmeme yoldur aynı zamanda. Öncelikle halkın oylarıyla seçilen yöneticileri
ve politikalarını eleştirmek asli görevlerimizden bir tanesidir. Ülkemizde 10 yılları bulan eşit yurttaşlık mücadelemiz fiili olarak çeşitli kazanımlar elde etse de resmi olarak bu talep hala güncelliğini korumaktadır. 20 milyon aşkın Alevi yurttaşın yaşadığı ülkemizde bağış değil hakkımız olanı istiyoruz. Bu temelde 10 yıldan fazladır nüfusu 100 binleri bulan Alevilerin Esenler'de cemevine kavuşacak olması övünülecek bir durum değildir. Biz Esenler'de yaşayan halkların, inançların, kültürlerin eşitliğini sağlayacak bir politika ve iyileştirmeler yaptığında övünmeliyiz. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi 25 yıldır, Anadolu Canlar Derneğimiz 6 yıldır, Hacı Bektaş Veli Derneğimiz 10 yıldır ilçemizde faaliyet gösteriyor. Her kurumumuz Esenler'de Cemevi olması için büyük uğraşlar veriyor. Bizler her ne kadar Esenler'de yaşasak da dünyanın her yerindeki Alevilerle aynı taleplerin etrafında birleşmekteyiz. Buradan hareketle başka bir ülkede resmi olarak Aleviliğin kabul edilmesi örnek alınmalı ve bir an önce ülkemizde de bu hayata geçmelidir. Değerli canlar, her inanç ve kültür son derece değerlidir. Esenlerimizde yaşayan her bir insanın taşıdığı değerler aynı zamanda ortak değerimizdir. Her toplumun yaşadığı sorunları kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Alevi toplumu olarak Esenler'de cemevi ısrarımız aynı zamanda diğer toplumlarla eşit yaşama isteğimizden de ileri gelmektedir. Canlar, bugün 450 bini aşkın insanın yaşadığı ilçemizde sizlere tadilatı bittiğinde faaliyetimiz yöneticimiz cemevimizin önünden selamlıyoruz. Uzun yıllar sonra Esenler'de cemevi talebimizin kazanımla sonuçlanması toplumumuzun en önemli arzularından bir tanesiydi. Bu anlamda Sayın Belediye Başkanı'na teşekkür ederken önemli bir hususunda altını çizmek isteriz. Biz Aleviler inansal ve kültürel çalışmalarımızı yapacağımız bir cemevi isterken partiler ve resmi kurumlarla göz hizasında ilişki kurmak isteriz. Bugün cemevilerimiz resmi olarak bir statü elde etmemiş olsa da resmi kurumların böylesi bir alanı tahsis etmesini önemsiyoruz. Eminiz ki bu cemevinin nasıl yönetileceğine, nasıl faaliyetler yürüteceğine de Aleviler karar verecektir. Belediye Başkanı Sayın Göksu en kısa sürede cemevimizin tadilatını bitirerek anahtarını 3 kurumumuzdan oluşacak yönetime teslim edecektir.